Reisi, Mursi, Saddam, Kaddafi, hepsi tesadüf mü? Birinci Dünya Savaşı'ndan önce Orta Doğu'yu dizay etmeye başladılar. Vilayetleri, aşiretleri Osmanlı'ya isyan etmek üzere örgütlediler. Başarılı da oldular, sonrasında, İngiltere, Fransa ve Rusya 1916'da Skyx-Picot gizli anlaşması ile geriye kalan Anadolu topraklarını aralarında paylaştı, 1917 devrimi ile Rusya bu gizli anlaşmadan çekildiğini açıklayınca kumpas gün yüzüne çıktı, Anadolu'yu pay edemediler, sonrasında. Yani Osmanlı parçalandıktan sonra vaat ettikleri Büyük Arap İmparatorluğu yerine küçük küçük devletçikler kurdurdular, böylece yönetmek daha kolaydı, bir yandan, Amerikan ve İngiliz şirketleri ile Orta Doğu'nun yeraltı zenginliklerini sömürürken, öte yandan kimin iktidarda kalacağına da onlar karar verdi, onların kararlarının arkasında ise Amerika ve İngiltere ekonomisine, sonraki yıllarda dünya ekonomisine yön veren birkaç siyonist aile vardı. Yani başından beri, Orta Doğu'da alınan tüm kararların aynı zamanda İsrail'in güvenliği adına verildiğini biliyoruz. Reis'inin sır kazasında soru işaretleri cevaplanmadı. 1940'lardan itibaren İsrail'in güvenliğine tehdit oluşturacak kim varsa birer birer ya ortadan kaldırdılar ya da darbeler ve ayaklanmalarla iktidardan indirdiler. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'inin helikopterinin bir kaza sonucu düştüğüne asla inanmadım ve inanmıyorum. Yaklaşık 3 ay önce Reis'i Cumhurbaşkanı Erdoğan ile baş başa bir görüşme yaptı. Türkiye ile ilişkiler geliştirilecek, Filistin ve diğer bölgesel konularda birlikte hareket edilecekti. Mesela Suriye konusunda Türkiye ve İran'ın anlaşması, Amerika ve İsrail'in Suriye'nin kuzeyinde bir teröristen kurma hayalini bitirebilirdi. Şimdi Türkiye-İran ilişkileri sil baştan hale geldi. O kazada Türkiye ile ilişkilerin düzeltilmesi noktasında büyük çaba harcayan Dışişleri Bakanı Emir Abdullah Yanda hayatını kaybetti yerine Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında nükleer görüşmelerinde İran'ı temsil eden Ali Baceri Ken'i getirildi. Hiçbir şey tesadüf eseri değil Libya lideri Kaddafi yıllarca batıya kök söktürdü. Ambargolarla, müdahalelerle, darbe girişimleriyle uğraştı. Sonunda, Arap Baharı estiğinde kendi halkı tarafından ninç edilerek hayatını kaybetti. Kaddafi'den sonra, Libya kan gölüne döndü bir daha istikrara kavuşamadı. Türkiye'nin müdahalesiyle çatışmalar ve akan kardeş kanı bir nebze durakladı. Şimdi Libyalılara sorduğunuzda Kaddafi dönemini mumla arıyorlar, Iraklılar da Saddam dönemini mumla arar hale geldi, Amerika Birleşik Devletleri'nin müdahalesinden sonra Irak bir daha toparlanamadı. Bu yüzden Türkiye'nin önderlik ettiği kalkınma yolu projesi, ne bir umut bir çıkış, yeniden ayağa kalkma umuduyla dört elle sarıldı. Irak, Türkiye'nin talepleri doğrultusunda PKK'nın faaliyetlerini yasakladı. Reisinin ölümü, Türkiye-İran-Irak üçgenindeki olası işbirliklerine sekte vurdu, Mursi, Mısır'da seçimleri kazandığında, başta Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail olmak üzere hedefe konuldu. İsrail'in yanı başında, Müslüman kardeşler, in iktidarda olması kabullenilemezdi. Mursi'yi seçimle iş başından uzaklaştıramayacaklarını anladıklarında, en iyi bildikleri yola başvurdular ve bir darbeyle iktidardan indirdiler. Sonrasını biliyorsunuz, bir kalp krizi kumpasıyla da şehit ettiler, Suriye'yi zaten içinden çıkılamaz bir hale sürüklediler. Huzeyini Türkiye için bir güvenlik tehdidi haline getirdiler. PKK terör örgütünü besleyip büyüterek bugünlere getirdiler. Haziran içinde terör örgütü sözde bir seçim yapmayı bile planladı ama Türkiye'nin müdahale edeceğini anlayınca vazgeçtiler. Orta Doğu'nun yakasını bırakacaklar mı? Peki, şimdi ne olacak? Orta Doğu'nun yakasını bırakacaklar mı? Orta Doğu petrolleri bitmek üzere, bitmek bilmeyen ise İsrail'in hırsları ve bu hırsların peşinde sürüklenmek zorunda kalan Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki varlığı, Amerika ve İsrail'in, İsa Mesih'in gelişi, vaat edilmiş topraklar ve kıyamet savaşı noktasında işbirliğinden öte adeta bir kader birliği var. Bu durum, Avrupa'da, İngiltere ve Fransa dışında diğer ülkelerin çok da umurunda değil. Onlar sele kapılmış bir söğüt dalı gibi Amerika ve İsrail nereye sürüklerse oraya gidiyorlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın sık sık vurguladığı gibi, durmayacaklar ve savaşı tüm Ortadoğu'ya yaymak için ellerinden geleni yapacaklar. Rusya ve Çin bunu engellemek için kendilerini riske atarlar mı? Hiç sanmıyorum. Müslüman dünyası bunun önüne geçmek istiyorsa kendi göbeğini kendi kesecek. Yani bir araya gelecek. Kısa vadede bunun da mümkün olmadığı ortada. Allah sonumuzu hayır eylesin.